Ereğli Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı saat 9'da Atatürk Anıtı önünde Kaymakamlık, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı ve Belediye Başkanı'nın çelenklerini sunmasıyla başlayacak. Çelenk töreninin ardından saat 9:20 geçe Kaymakamlık makamında Kaymakam, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı ve Belediye Başkanı protokol, askeri personel ve halkın kutlamalarını kabul edecekler. Kutlama töreni saat 10'da Devrim Bulvarı'nda devam edecek. Günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiir okuması ve belediye folklor ekibinin halk oyunları gösterilerinin ardından gaziler, spor kulüpleri, belediye ekipleri, dernek ve mesleki kuruluşlar ile askeri birliklerin yapacağı geçiş töreniyle kutlama programı sona erecek. 30 Ağustos Zafer Bayramı Fener Alayı akşam saat 21'de Bağlık Karakolu önünden başlayıp Atatürk Anıtı önünde sona erecek. Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle Karadeniz Bölge Komutanlığı'nca Alemdar gemisi yanında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin tanıtıcı standı kurulacak. Ereğli'de sahile vurmuş binlerce midye görenleri şaşkına çevirdi. İlçeye bağlı Köseağzı mevkiinde sahildeki çakıl taşlarının üzerinde dağılmış midyeler bölgeye piknik için gelen vatandaşların dikkatini çekti. Binlerce midye ile balık türlerinin atılı bulunduğu alanı gören vatandaşlar bu adeta deniz cinayeti, deniz katliamı dediler. Vatandaşlar binlerce midyenin denizden dalgaların etkisiyle karaya nasıl vurduğunu merak ederken balıkçılar ise toplanan midyelerin sahil güvenlik baskınında yeniden denize atılmış olabileceğini söylediler. Midyenin aynı zamanda denizin süzgeci vazifesi gördüğü için avlanmasının yasak olduğunu anlatan balıkçılar, ne yazık ki korsan tabir ettiğimiz kişilerce denizde yapılan dalışlar sonucu milyonlarca midye yasak şekilde avlanıyor. Bu konuda özellikle sahil güvenlik ekipleri de sık sık denetimlere çıkıyor. Bunun da böyle bir denetimin haber alınması üzerine çuvallar içindeki midyelerin tekrar denize atılması ve dalgalarla da karaya vurması sonucu olduğu kanısındayız dediler. Pazar günü Gençler Birliği'ni konuk edecek olan Kardemir Karabük Spor hazırlıklarını sürdürürken güçlü rakipleri karşısında iyi oynayıp 3 puan alma niyetinde. Kardemir Karabük Spor Teknik Direktörü Tolunay Kafkas, tüm maçlarının önemli olduğunu ama rakiplerinin korkacağı bir takım olma yolunda ilerlediklerini belirtti. Kafkas, Kardemir Karabük Spor çok zor yenilen, iyi oynanan ve taraftarını memnun eden bir takım olacak dedi. Çamlık idman sahasında hazırlıklarını sürdüren Kırmızı Mavililer yarım saha maç yaptı. Gazetecilere açıklama yapan teknik direktör Tolunay Kafkas, Elazığ'da bıraktıkları 2 puanla üzüldüklerini belirterek şunları söyledi. Çok üzüldük. Bunun da nedeni şu, aslında oyunu belli bölümlerinde temposunu ayarladık, oyunu elimizde tuttuk. Fakat oyunu elimizde tutamadığımız zamanlarda 2 puan bırakarak ödedik. Gerçekten iyi oynadığımız bir maçtı. Yani önemli olan Karabük Spor'un bir standartı yakalaması bizim için çok önemli. İlk iki maç bunu yakaladı. Fakat geride 32 haftalık bir periyot var. Bu Karabük Spor kazanır kaybeder ama bu böyle şekilde devam etmesi en öncelikli ilkelerimizden, çalışmalarımızdan, prensiplerimizden bir tanesi. Daha önceki röportajlarımda da size ifade ettiğim gibi Karabük Spor çok zor yenilen, iyi oynayan, taraftarını, basınını, camiasını mutlu eden bir Karabük Spor olacak. İyi başladık ama bunun devamını getirmek zorundayız. Bu daha ligin çok başı, bu köprünün altından çok sular geçer ama iyi yolda olduğumuzu geçen hafta söyledim, bu hafta da söylüyorum. Şimdi önümüzdeki isterseniz Gençler Birliği maçı var. O da çok kritik bir maç. Biz burayı gerçekten ciddi bir deplasman haline getirmek istiyoruz. Onun için de çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Bir eksiğimiz bu türbünün yapılması, bizi çok rahatsız ediyor. Eğer bu türbün yapıldığı zaman seyircimizin tam desteğiyle Karabük gerçek bir deplasman olacak. Buraya gelen kim olursa olsun, büyük takımlar, küçük takımlar çok zorlanacaklar. Çok zor puan alınabilecek bir yer haline getirmek istiyoruz özellikle kendi evimizde. İyi de bir takıma karşı oynayacağız. Biliyorsunuz Gençler Birliği ülkenin köklü kulüplerinden bir tanesi. Özellikle bu sene yapmış olduğu transferlerle, takım disipliniyle önemli bir takım. Fakat her iki takım da oynamaya elverişli, kazanmak isteyen takım. Onun için pazar akşamı seyircilerimize yine çok güzel bir maç seyrettireceğiz. Her takımın eksikleri var, bizim de eksiklerimiz var. Bunun için çok çalışıyoruz. Bu oyunu geliştirebilmemiz gerekiyor. Daha az pas hatası yapan, oyunun kontrolünü daha fazla tutan bir takım haline gelmek istiyoruz. Bunun için de en başta fiziksel bir yeterlilik gerekiyor. Ben birçok takımdan durumumuzun fiziksel açıdan çok iyi olduğunu düşünüyorum. Taktiksel açıdan da iyi bir yerdeyiz. Çünkü oynattığımız, oynatacağımız, oynayacağımız oyun içerisinde fiziksel kapasitenin yüksek olmasının çok önemi var.
Bunlar ilerleyen haftalarda ben takımımın daha iyi olacağını düşünüyorum. Umarım beni oyuncularım da yanıltmaz. Bu sene çok iyi bir Karabükspor herkese izlettiririz. Kafkas ayrıca daha önce anlaştıkları İngiltere'nin Blackburn Rovers takımında forma giyen Norveçli Morten James Petersen'ı yarın takıma katılacağını söyledi. Gams Petersen bu akşam gelecek. Norveç milli takımının uzun süre oyuncusu, Blackburn Rovers'ın uzun süre oyuncusu. Yine Eylül'ün 5'ine kadar da santrafor transferini yapıp bu işi noktalayacağız. Gökhan Ünlü ise geçen yıl sakat olduğunu, bu yıl ise geçen senenin acısını çıkartmak istediğini belirtti. Ünal yaşadıkları sıkıntıları yaşamamak için bu sezon daha sıkı çalıştıklarını vurguladı. Ya bu bize bir ders oldu. Sonuçta biz beraberliğe sevinmedik. Galibiyet alamadığımızı düşündük. Bu bizim iyi çünkü eğer beraberliğe üzülüyorsak demek ki her maç galibiyet için oynayacağız zaten. Çünkü geçen sene çok zor günler geçirdik. İnşallah bu sene o günleri yaşamamak için daha iyi çalışıyoruz. Daha iyi bir ortamımız var, arkadaş ortamı. İnşallah bu sene her şey daha güzel olacak. Ya geçen sene ben kısmet sakatlıklar yaşadım. Ondan ne kendi istediğim oyunu oynayabildim, ne istediğim oyunu yapabildim. Bu sene işte geçen senenin acısını çıkarmaya çalışıyorum. İnşallah böyle devam eder. İlhan Parlak da Elazığ Spor maçında çok pozisyon yakaladıklarını ancak değerlendiremediklerini belirterek takım olarak iyi yoldayız dedi. Elazığ Spor maçına 15-20 dakika gerçekten çok iyi başladık. Golü de bulduk. Yani o sıra belki 2-3'ü atmamız lazımdı. Ya bu maçta çok net fırsatlar yakaladık ama değerlendiremedik. Tabii bunlar futbolda var. Girdiğimiz pozisyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Değerlendiremediğimiz zaman adamların fazla bir pozisyonu yoktu. 85 dakikada yani saçma sapan bir penaltı. 2-2 beraberliği yakaladılar. Biz de sonradan gördük, değilmiş. Yani onun için böyle bir maçta berabere bitirdiğimiz için gerçekten üzüldük. Ama tabii ilk iki hafta baktığınız zaman yani 4 puanda neticede iyidir. Ama şunu söyleyebilirim, gerçekten iyi bir yolda ilerliyoruz. İnşallah böyle devam edip Karabükspor'u üst sıralarda tutacağız. Ahmet İlhan Özek ise şunları ifade etti. Gerçekten iki haftadır iyi mücadele veriyoruz, iyi futbol oynuyoruz diye düşünüyorum. Özellikle çok rahat alabileceğimiz bir maçtan, deplasmandan beraberlikle ayrıldığımız için çok üzgünüz. Yani maçtan sonra soyunma odasını bir görseydiniz, gerçekten herkesin kafası öndeydi, herkes üzgün bir şekildeydi. Dediğim gibi kazanabileceğimiz bir maçtı ama deplasmanda da bir puan yine iyi bir puandır. Kazanamadık ama beraberlikle döndük diyebilirim. Yani ben de farkındayım biraz yani defansif anlamda iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Yani hocamın verdiği görev bazı maçtan maça değişiyor çünkü. Defansif anlamda iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Bunu hücumsal anlamdaki geçen seneki etkinliğimi pek gösteremedim iki maçta. Doğru söylüyorsunuz. Belki o gol atsaydım bu soru sorulmayacaktı bile bence. Ama işte kendimi toparlamam gerektiğini ben de biliyorum. Yani düşüş olduğunu farkındayım ben de. İnşallah daha iyi çalışırım. Hem kendi adıma hem takım adına iyi işler yapıyorum. Bu hafta Gençler Birliği'nin taraftarımızın da desteğiyle. Çünkü onlar bize destek verdiği zaman yenemeyeceğimiz takım yok diye düşünüyorum. Bunu geçen seneki Fenerbahçe maçında da gördük. Büyük maçlarda da gördük. O destek olduğu sürece biz içeride maç kaybetmeyiz diye düşünüyorum. İnşallah Gençler Birliği maçına da hedefimiz mutlak 3 puan. İnşallah taraftarımızın desteğiyle de buradan 3 puanla ayrılacağımızı düşünüyorum. Bölgemizde havanın parçalı bulutlu ve yağışlı geçmesi bekleniyor. Hafta sonu yağışlı olacağından sıcaklıkların birkaç derece düşmesi tahmin ediliyor. Elimizde 3 günlük tahmin edilen hava durumu, Cuma günü hava parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 27, en düşük hava sıcaklığı 17 derece. Cumartesi günü hava aralıklı sağanak yağışlı, en yüksek hava sıcaklığı 23, en düşük hava sıcaklığı 13 derece. Pazar günü hava parçalı bulutlu, en yüksek hava sıcaklığı 24, en düşük hava sıcaklığı 14 derece olacak.